Batu Şahin için aslında genellikle e, taraftar tepkileri tabi bunlar ama yorumcularımızın e, benim konuştuklarımı izlediğim kadarıyla aslında Batu Şahin ile ilgili çok da bir problemden bahsedilmiyor. Evet belki son vuruş ama oyunun içindeki gayet e, bekleneni verdiği ki Önder Hoca da aslında aynısını söylüyor işte burada sadece senle daha sık tabii program yapıyoruz ama sen de, sen de, ikiniz de. Hani sadece piyanişteki beklentinin çok yüksek olmasından kaynaklı belki de bir eleştiri var. Bilmiyorum ne dersiniz? Serdar seninle başlayalım bu sefer. Ya piyanişe gelen bir, birincisi hakikaten çok hızlı düşünen bir oyuncu. Yani hızlı düşünmesine sebep olan durum çevre kontrolünü iyi yapıyor. Çünkü çevre kontrolünü yaptığın zaman sana bir iki saniye kazandırıyor. Dünyada bunu çok iyi yapan isimlerden biri de Zinedine Zidane'dır ve birçok orta saha oyuncusu da Zidane'ın o görüntülerini izleyerek büyümüştür. Ki Piyan işte bence bunlardan biri. O pas dağıtımını efendime söyleyeyim kazanma yani bir saniyenin 10 saniye 15 saniye etkisi vardır futbolun içerisinde hızlı düşündüğün zaman. E bu oyun içerisinde de Piyan bu tarzı çünkü bazıları diyor ki Piyaniç yürüyor falan diye. Ama Piyaniç koşmuyor. Piyaniç topu koşturuyor. Ya yani topu koşturan adam zaten koşmasına gerek kalmaz. Bu futbolun en önemli gerçeklerinden biri. Bu oyun içerisinde de Piyaniş tamam. Ee, hani Şenol Güneş'in bir akışkan oyunu lafı vardır ya topu hiç bekletmezsin hemen aralardan verirsin ilerideki adamlara falan ama böyle bir oyun yok artık. Ee, günümüzde de senin böyle bir oyun oynamana çok fazla izin vermiyorlar zaten. Ee, dolayısıyla Önder Hoca Piyaniş konusunda aynen katılıyorum. Ee, eğer bir dahaki senede ka e, Beşiktaş'ta kalırsa bir dahaki senede e, çok büyük bir kazanım olur Beşiktaş açısından. Ee, batçaya gelecek olursak bu maçlarda girilen gol pozisyonları hocalar gol diye yazar. Bunu defalarca söylüyoruz. 5 gol pozisyonu girmişsindir. 0-0 bitmiştir maç ama hoca onu ajandasına 5 tane gol attık diye yazar. Çünkü gol pozisyonları çok önemli. Oraya giriyor mu? Giriyor. Son vuruşları da aslında kötü bir oyuncu değil. Son vuruşlarını etkisiz hale getiren etkenlerin üzerinde duruldu. Biraz da onun etrafını daha da genişletebilmek için alan açısından Alex Tekşehre'yi ön tarafa daha da yaklaştırdı. Tabii savunma arkasında kalan boşluklarda hani bir nebze olsun yardım olabilecek potansiyeli olduğu için Kenan Karaman tercihi, Necip İnstitopber'de tercih edilmesi, bütün bunların hepsi birbirleri bağlantılı durumları var. Yani sonuçta burada bir futbol aklı oturmuş, uzun süre düşünüp bir karar vermiş. Saygı duymak lazım. Sonuç alınır alınmaz ama sonuç alınamadığı zaman bu adamlar futbolu bilmiyor demek çok yanlış. Kenan Karaman örneğini vereyim. Kenan Karaman, ben, babam, ben tanımam kendisini. Yani hiç sohbet etmiştim bile yoktur. Karşı karşı bir kere iki kere gelmişsinizdir. O beni tanımaz ben onu tanımam. Yani Kenan Karaman olduğunu biliyoruz da samimiyet açısından söylüyorum. Ama Kenan Karaman eleştirisine şu cevabı vermek istiyorum. Ben Kenan Karaman iyi futbolculuğu katkı sağla falan anlamında söylemiyorum. Bu sene Piyaniş, bu sene Batşuay, bu sene Gezal, Rozier, Souza, Atiba çok iyi katkı yaptılar mı? Yaptılar dersek Avrupa'da Genel yoksuz. olarak takımın Sıfır bir sıkıntısı e var. Zaten mi? ligde bayağı kötü bir yerdesin. Şampiyonluk yarışında matematiksel olarak varsın sadece. Demek ki takımın genelinde ciddi bir düşüş var. Böyle düşüşler zamanında evet bir günah keçisi, birkaç günah keçisi bulunur. Birkaç kişi gözüne batar. Kurtarıcı değil. Bu gelen bir adam ister üstünden gelsin ister altından gelsin. Tek başına kurtarıcı değil. O kültürde yetişen bir futbolcu Bireysel oyuncu değildir. Bakınız Olcay Şahan, bakınız Mario Gomez. Bunlar hep bir mekanizmanın içerisinde yer almış isimlerdir. Dolayısıyla iyi bir mekanizman yoksa Kenan'dan bir şey beklemeyin. E bak işte şimdi Gomis'ten bahsederken bile Galatasaray'a geçmeyeceğim ama orada Geri Rodriguez'den konuşuyoruz. İşte o dönemki kadrodan bahsediyoruz. E, e, aynısı tüm takımlar için geçerli. Çok iyi, çok star bir golcünüzün mutlaka yardımcıları işte Abu Bakar da bile Abu Bakarı tek başına söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Orada bir Gezal, yani hepsi hatta etkili yani. Rozen'in bile etkisi vardı orada. Belki Gezal'ın Abu Bakarı bu kadar katkı yapmasında. Aynısı aslında şimdi de geçerli olabilir yani Batshuayi belki Gezal'a aynı uyumu yakalayamadı. Ya ne ben diyorsun Sergin? Şöyle yine aynı yere tekabül ediyor. Mesela Kenan Karaman konusuyla ilgili. Şimdi Beşiktaş'ın bir oyunu var ve ben Önder Hoca'nın da hala Sergen Yalçın oyunluğuyla ilgili bazı alıntılar yaptığını düşünüyorum. Ve burada biraz daha oyunun yönünü değiştirmekle ilgili bir fikri var, çabuk değiştirmekle. Ama Kenan Karaman'ın top ayağına geldiği zaman topun ondan çıkma süresiyle çok ilgileniyorum ben. Şimdi buradan başladığım zaman bende Burada sene başına Kenan Karaman eleştirisi yaparken transferi gündemdeyken olmaz noktasında esas dediğim şey buydu. Ben şahidim. Sen mevkisizliğinden yani, çok heh, e, dert yandın. Oyuna olmaz dedin evet, Beşiktaş, Beşiktaş için oyununa olmaz, dedin. olmaz. Yoksa başka bir takımda elbette kötü bir futbolcu diyebilir miyiz? Bunda Ziga 2'de oynuyor kesinlikle. Yani orası da iyi bir lig ama Beşiktaş'ın oyununda bir oyun akışkanlığı var. Yani Beşiktaş'ın bir ana fikri var oyunda. Bu Önder Özen'le de devam ediyor. Top sağdayken bir an evvel sola ulaştırmamız lazım. O savunmadaki kaymaları, rakibin kaymalarını da bir açık yakalamamız lazım. Ama ben Önder Hoca'yı izlediğim her yayından sonra, her platformda, her izlediğim yerden sonra daha da umut dolu oluyorum. Ve ne olur Önder Hoca'ya hani şans verin demiyorum zaten şansı harika kullanıyor. ...hani onun şans... ...biz demeyelim bunu zaten Önder Hoca ile ilgili... Evet. ...çünkü... ...şimdi bir şey söyledi... Ee, ...Piyaniç ile ilgili... ...oyunun hızıyla ilgili... ...ya şimdi... ...hoca yırtıyor aslında kendini ama... ...açık söyleyemez ki bazı şeyleri... ...diyor ki hoca aslında şunu ifade ediyor... ...ya Piyaniç'in oyunu yavaşlattığı falan yok... ...öndeki oyuncularımız biraz daha... ...içe kat edip blok arasına girerse... ...biz bu oyunu hızlı oynarız... ...Piyaniç bunları daha da rahat oynatır... ...bir... ...iki... ...Batşuay ile ilgili... Geçen yayında da yine Ergin'le beraberken de harika yine konuştu Önder Hoca. Bugün de çok güzel açıklamalar var. Orada da Batu ile ilgili biz Ergin'le aslında aynı şeyi söyledik. Batu pozisyona giriyor mu? Giriyor. Önder Hoca acayip memnundur Batu bence. Çünkü pozisyona giren oyuncu formda oyuncudur. Bir, yarın öbür gün atacağına yüzde emin Önder Hoca. Dolayısıyla ben Batu ısrar edeceğini, Piyaniş'te ısrar edeceğini ama Kenan Karaman konusunda biraz daha karamsar düşündüğünü ee, düşünüyorum sadece ama Beşiktaş'ın gol vuruşu çalıştırıyoruz dedi ya Batu Şuay için Can Bey şey yazmış Can Aslan Batu Şuhay ilk maçta 3 gol atmalı bu çalışmalardan sonra Yok. Demiş. şimdi biz burada daha geçen hafta Ergin Aslan'la yaptığımız programda biz hani Önder Hoca'ya buradan mesaj falan haddimiz zaten değil ama hani ufak bir Serpil Hamdütüz'ün evet. e, geçişi yaptık oh Serpil Hamdütüz'ün ne der hep şunu söyler Bol tekrar, bol tekrar, bol tekrar. Önder Hoca bunu bizden çok çok daha iyi bildiği için aslında şunu söyledi şu anda. Biz zaten Batu bol tekrarla bunu yapacağız dedi. Evet. Ve ben yine iddia ediyorum, o programda da iddia ettim. Batu ligin ikinci yarısındaki gol sayısı çok farklılaşacak. Olumlu yönde. Ömer Koç yazmış e, Malatya maçında piyane 6 Alex 8 Yosef 10 numara oynadı Kenan defans katkısı yüzünden oynatılmış Malatya maçında defans katkısına ihtiyacın yok Larin oynamalıydı diye e, katılmıyorum cevap vermiş. hiç katılmıyorum hem de e, Çünkü Malatya'nın e, Malatya maçında Beşiktaş'ın savunmaya ihtiyacı olmadığı görüntüsü tamamen Beşiktaş'ın, Önder Hoca'nın oyun kurgusu yüzünden oldu ve bu da bazı saha içinden gelen yorumcular ve yazarlar arasında çok övgüyle bahsedildi. Bu işi çok iyi bilen analiz ustası hocalarla da konuştum. Müthiş çıkamadı. Görüntü ya Malatya zaten çıkmıyor ki. Gerek yok ki gibi bir düşünceye sakın teklemesin. Tam tersine belki de kurgudan dolayı. Çünkü birbirden sonra ciddi pozisyonlara girdi gene Beşiktaş. Gene çıkamadılar. Gene direklerden döndü Beşiktaş'ın pozisyonları. Ee, Semih Kahvecioğlu yazmış. Sen... Serdar abi demeyin ikisi de Serdar. Lütfen soy isimlerini de söyleyin <laughs> ama tahminim e, sana sorusu. E, Önder Hoca basın toplantısında Kevin Kudumar Mart ayında takıma katılacak, geri dönecek dedi. Faydasından çok bence Beşiktaş'a zararı var. Sözleşmesi feshedilmeli mi? Bir de Kuvarejma jübilesini Beşiktaş'ta yapmak istiyorum demişti. Geri getirilmeli mi? Abi ben Kuvarejma ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın başkanı olsam Kuvarejma'yı Beşiktaş'ta bir daha yan yana getirmem. Çünkü neden? En çok ihtiyaç duyduğu dönemde Kasıpaşa'da oynarken Beşiktaş yönetimi geldi. Dedi ki bir alacağım var dedi. Eski yönetim gitti biz geldik artık. Senin problemin çok açık ve net söylediler. Fikret Orman'la şahsi bir problemim vardı. Dolayısıyla o, o dönemki bir alacağım var. Biz de UEFA'ya bir kağıt göndermemiz lazım. Alacaklar yoktur diye. Bizi demiş biraz idare et. Sonra bunun karşılığında biz seni alacağız, oynatacağız, jubileni bizde yap ve biz seni sportif direktör yapmak istiyoruz dediler. Hayır dedi paramı yatırdı. Fazlaymış yatır. ama sportif direktör. Bak. Ya. Ama, ama bak şöyle, ben Ricardo Cuarajma'yım. Beni sportif direktör olarak Beşiktaş kulübü yetiştirdi tabii kafadan hemen sportif direktör Memleketi değil. de Portekiz bu bak. arada. Bak. Bugün Hı. Ricardo Cuaregme'nin çantasıyla dünyanın hangi ülkesinde, hangi şehrindeki stada girsin, protokol tribünde otursun, yanına gelirler. Cuaregme abi hoş geldin, var mı bir isteğin derler. Dünya tanıyor. Ya, i̇maj Aa, olarak o, evet. evet. Ama Tabii yetiştireceksin, ki. altını dolduracaksın. İmaj öyle ama altı dolu olacak. Manken çıkarmıyorsun. Cuaregme da biliyorsun çok Kabul çalışkan etmedi. değildir. Kabul etmedi, etmediği için de bunu çok net söylüyorum. Evet. O da yalanlayabilir bunu eğer yalansa. Yönetim tarafından da kulüp içerisinde de cevap verilir. Yoksa çok istiyorlardı. Ha şimdi geçmiş geçmişte kaldı. Başkan der ki ya bu adam bu kulübe çok hizmetler etti. Tabii ki bir jubileyi hak ediyor. O bile bence doğrudur. Hani başkan olarak ben bu yaptığını unutmam ama Ahmet Durş'a bir der ki ben efendim gelsin. Jubilesini yapsın. Bu Portekiz basında da haber olur, Avrupa basında da haber olur. O bir imaj olarak doğru derim. O başka ama hakikaten o dönem çok sıkıntı yaşadı Beşiktaş ödülünü. Ben biliyorum. Çok net biliyorum hem de. Ya böyle bir teklifi niye kabul etmiyorsun ki sen? Kabul et. Bundan daha güzel bir teklif olabilir mi senin için? İleride belki yardımcı antrenör, belki teknik direktör, belki spor direktör. Ama bu kulübün içindesin. Ya Porto'da olacaksın ya burada olacaksın zaten. Hayatında iki tane evin var. Biri İstanbul, biri işte Porto. İstanbul daha güzel tabii. Gittin değil mi Porto'ya? Çok. Zaten sürekli Porto bütün takımlarımıza değil mi? Çıkıyor. En Denk çok çıkan takımlardan yani. biri. Porto, Benfica, Sporting Lisbon. Sıralasak herhalde bir Porto... Braga ilk, bile. Braga da çıktı da Benfica mı bir, Porto mu bir sıralarsa? Benfica, Fenerbahçe, Beşiktaş. Benfica işleşti, da bir sezon. Gağaslara eşleşti. Üçüyle de eşleşti. Evet. Porto, Galatasaray eşleşmesi var. Beşiktaş eşleşmesi var. Fenerbahçe, Porto eşleşmesi. Çok Porto hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Benfica hatırlıyorum da... Benfica zaten hani yarı finalde Evet e, elimizden kaçırdık o dönemde. O direkten dönen toplar olmasa Fenerbahçe Porto finaldeydi. Porto-Fenerbahçe'yi hatırlayamadım. Ama çok geliyor. Porto-Fenerbahçe'yi yani. ben de hatırlamadım. Varsa hatırladığınız Ben çok net pay. hatırlıyorum. Porto-Feneri mi? Vallahi Hangisi? mi? Hangisi? Beşiktaş-Porto, Porto-Beşiktaş maçı. Yok yok Fenerbahçe'li Fenerbahçe Porto. Bunu bitireyim. Heh. Çok net hatırlamamın nedeni ee, orada hasta Fenerbahçe'li bir garson vardı Brezilyalı. Eee Fenerbahçe o ilk 11'ini falan saydı abi adam. İnanılmaz bir şey. Hayran olduk falan. Ondan sonra bir dahaki sene de Fenerbahçe gitti. Sonraki sene yine Beşiktaş gitti ve adamı gördük orada. Hala <laughs> sayıyor. O falan. nedenle hala sayıyor. <laughs> o nedenle adamı hiç unutamadığım için o Fenerbahçe Porto Fenerbahçe maçını da çok Tabii net hatırlıyorum. varmış, varmış. Bak 2019 mu hatta yakın mı bu ya? Aa evet yok. Oradan el, hafızamda kaldı. yeni paylaşılmış olabilir ama. 2008'de var. Evet Netflix. 2008. 2008'i hatırlıyorsun muhtemelen. Aynen.